Kur'an kurslarında ne yazık ki yıllarca Kur'an'ı seslendirmeyi öğrendik. Evet. Yani bu gerek işte o Kur'an kursundaki hocaların büyük çoğunluğunun yeterli donanıma sahip olmaması, çocukların muhtemel sorabilecekleri sorulara yeterli cevaplar verecek eğitimlere sahip kızarlardı olmaması. Kızarlardı bir de böyle değişik soru ya da, sorduğumuzda. Evet, yani Kur'an-ı Kerim'i öğretirken ya da işte bir takım sorular sorduğunuzda bunlara işte sert yaklaşmaları, sert cevap vermeleri. Tabii böyle olmayanları tenzih ederek söyleyelim. Tabii ki. İnsanlarda aslında Kur'an-ı Kerim'e karşı, dine karşı böyle olumsuz bir izlenim edinmelerine sebep oldu yıllarca. Yani ben mesela çeşitli vesilelerle söylüyorum. Yani bizim mesela kültürümüzde halk arasında yaygın olan bir ifade vardır Kur'an'la ilgili. Kur'an çarpar deriz. Evet. Hatta bunu yemin olarak kullanırız. Kur'an çarpsın deriz. Veya Kur'an'la nesnel ilişkimiz nasıldır? Bizim işte onu bir eşya kılmışızdır adeta. İşte 7 kat bez içerisinde evimizin en güzel köşesine asarız onu. Süslü bir de kap yaparız. Ya da böyle. Evet özel günlerde açılıp okunan bir kitaba çeviririz. Halbuki Kur'an-ı Kerim'e baktığımızda Kur'an-ı Kerim'in hayatımıza rehber kılınmak üzere gönderilmiş bir kitap olduğu ifade edilir. Bir kitap insan hayatına nasıl rehber olabilir? O kitabı sizin okumanız, anlamanız, idrak etmeniz, düşünmeniz, sorgulamanız ve hayatınıza tatbik etmeniz gerekir. Ancak bu şekilde Kur'an-ı Kerim hayatımıza rehberlik edebilir. Eğer biz Kur'an-ı Kerim'le aramızdaki ilişkiyi bu şekilde konumlandırmazsak o zaman ne yazık ki işte bu kitabın da konusunu oluşturan veya benzer kitapların da konusunu oluşturacak şekilde dini anlamda sağlam bir zemine, sağlam bir temele sahip olmayız ve en ufak bir dünyevi menfaatimizle karşı karşıya kaldığımızda hemen kendimizi kandıracak bir bahanenin arkasına sığınarak Allah'ın apaçık ayetlerinin uygun olmayan bir takım davranışlar sergileriz.